Efendim, Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizle çok güzel iki tarif paylaşacağım. Çünkü böyle pizza sevmeyen herhalde aranızda yoktur, değil mi? Şöyle pastanenin önden geçerken mis gibi o pastane pizzalarını görürüz ya, sucuklu, sosisli, kıymalı. İşte ondan yapacağız bugün. Sonra da içinde tahin, fındık, susam olan, böyle nefis kabaran, böyle dev gibi kabaran bir kek yapacağız. Önce malzemelerimizi sayayım ben, pizzamıza başlayalım. Sonra da kekimizi yaparım. Ne dersiniz? Hadi başlayalım. Evet, pizza dedim. O yüzden tabii ki sucuğum var, biberim var, domatesim var, kaşarım var. Aldığı kadar unum var. Susamım ve yumurtam var çünkü üstünü süsleyeceğim. Bu arada hamur içinde suyum, sıvı yağım, sütüm ve bir mayam var ve tuzum var. Bu arada suyum ılık. Onu da belirtmek istiyorum. Hadi hemen başlayayım hamurdan. Yoğurma ya. Şimdi hemen önce tabii ki mayamı koyuyorum. Mayalı hamurlara böyle ılık su, ılık süt çok iyi oluyor. Böyle mayayı hemen aktifleştiriyor. Böylece bekleme süresini de azaltıyor. Hamuru hemen toparlıyor. Tuzumuzu da koyalım. Yağımızı da koyalım. Şimdi güzelce yoğuralım. Evet, şöyle yavaş yavaş. Ben şöyle biraz unu koyayım. Başlayayım yoğurmaya. Bakalım nerede duracağız unda? Birlikte göreceğiz. Evet, şöyle karıştıralım. Evet, siz de böyle pastane ürünlerini seviyor musunuz? Böyle saat 5 deyince, 4 deyince sıcacık çıkan poğaçalar, pizzalar. Ya beni en çok o pizzalar gerçekten bitirebiliyor. Böyle yumuşacık hamuruyla, isterseniz patatesli, isterseniz sosisli, sucuklu, kıymalı. Ben hep öyle hatırlıyorum. Ve böyle çok keyifle yediğimi biliyorum. O yüzden işte güzel bir pastane yapıyorsa. Zaten bence pastanenin kötüsü yok da. Çörekleriyle şu beş çayı en sevdiğim öğün diyebilirim yani. Evet, kahvaltıyı çok severim. Ama şöyle beşte canı insanın gerçekten bir şeyler istiyor. Muhakkak çay istiyor. Siz çaycı mısınız, kahveci misiniz? Ben mesela kesinlikle çaycıyım bu arada. Şimdi güzelce ben hamurumu yoğuracağım. Sonra da bu malzemeleri doğrayacağım. O sırada da hamurum biraz dinlenecek. Ve sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, hamurum bir yerde bekliyor. Şimdi ben ufak ufak pizzanın üzerine koyabilecek şekilde biberleri, domatesleri ona göre hemen ayarlayacağım. Biberin nasıl güzel kokusu geliyor. Çok tazeydi zaten, alırken de hissettim. Böyle öyle denk gidince insanın hoşuna gitmiyor ama hani iyisini aldım diye hoşuna gidiyor insanın, değil mi? Evet, şöyle biraz da şuradan da alayım. Çok da şey olmasın. Biraz uçlarını alacağım. Diğerlerini de. Uç kısımları daha güzel duruyor çünkü. Öbür tarafını da ben hepsini yiyeceğim o biberlerin. Çünkü ben biber gerçekten çok seviyorum. Hatırlıyor musunuz? Size bir kere de tuzla biber yapmıştım burada. Muhakkak yapın diye evde sabah kahvaltısında. Tencereye böyle tuzu koyuyorsunuz. Üzerine yıkadığınız nemli biberleri koyuyorsunuz ve bildiğiniz teflon tavada altlı üstü közlüyorsunuz aslında. Tuzlar yapışmıyor. Öyle tuzlu biber falan olmuyor ama çok lezzetli oluyor. Belki siz de denk gelmişsinizdir. Evet, şimdi domateslerimi de şöyle yapayım. Göre istediğiniz şekli verebilirsiniz. İster 3'e bölün, ister 2'ye bölün. Nasıl arzu ederseniz. Domatesin de mevsimi yavaş yavaş. Havalar soğudukça domatese de veda edeceğiz, değil mi? Salçalar hazırlandı mı evlerde? Salçada ne kadar aslında el olayı oyalayıcı ama sonrası çok keyifli, değil mi? Evet, bunu da hazırladık. Şimdi sucuklarımı da şöyle yarım bölüyorum. Bakalım kaç tane çıkacak, kaç tanesini kullanacağım. Birlikte göreceğiz. Evet,
Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bir de kaşar peynirim var burada. Beni bekleyen. Hemen hamurumu alıyorum. Bakalım ne durumda. Evet, hamurum hazır. Hamurdan bir parça aldım. Şöyle elimle yuvarlak şekilde açtım. Sonra ortasını şöyle birazcık çukurlaştırıyorum. Bir çay bardağı yardımıyla. Sonra ne yapıyorum? Üzerine şöyle kaşar peynir. Ondan sonra böyle bir domates. Sonra yanına sucuk. Ve sonra biber. Evet efendim, bu şimdi kendisi. Tepsiye gidecek. Şimdi böyle böyle önce hamurları açacağım. Bunun üzerine koyacağım. Ondan sonra üzerine dolduracağım hamurlarını hemen. İşte pastane pizzamızın durumu. Tarifi böyle. Ama tabii ki isterseniz siz farklı bir malzemeyle de yapabilirsiniz. Mesela kıyma da olabilir. Kıyma da çok yakışır. Şu anda hemen alıyorum. Bir tane de alıyorum. Hem de çok kolay. Yani gerçekten yapması çok kolay. Sadece benim burada biraz daha az vaktim var. Siz hamur için biraz bekleyin lütfen. Biraz sabredin. Çok güzel bir hamur oluyor neticesinde. Ya bir yarım saat, 40 dakika şöyle ya streç dediğiniz bir kapta bekletin. Buzdolabı poşet, normalde poşet, naylon poşet geçirebilirsiniz hava almasın diye. Sonra da kenarlarına susam ve yumurta yapacağız. Tam 5 çayı lezzeti değil mi? Şöyle tam hani böyle arkadaşlarınızı çağırdığınızda bir çay davetinde falan bu pizzalar nefis olur. Hatta birkaç çeşit yapılabilir dediğim gibi. Önemli olan hamur o. Ben ama sucukla pizzayı birbirine çok yakıştırıyorum. İşte böyle. Hadi bakalım başlayalım. Diğerlerini de yapalım ve sonra fırına atalım. Evet, nefis pizzalarımız hazır. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika yeterlidir. Biz gidiyoruz. Sıra geldi şu nefis tahinli, fındıklı ve susamlı keki yapmaya. Ya bu keki yediğinizde yani tahinin ne kadar yakıştığını keke göreceksiniz. Haydi malzemeleri sayalım. Şimdi yumurtam var 3 tane. Hem vanilyam var. Hem kabartma tozum var. Bir de karbonatım var. Tabii ki tahinim var. Zeytinyağım var. Şekerim var. Sütüm var. Susamım var. Fındık tozum var. Fındığım var. Fındık tozunu üstüne fındığı da içine koyacağım. Bir de tabii ki unum var. Haydi başlayalım. Hemen yumurtayı çırpmayla başlayalım. Yani bizim mesela evin gerçekten vazgeçilmezi tahin ve pekmez. Ben böyle kışın kuvvetlensinler diye bağışıklık sistemlerine de çok iyi geldiğini bildiğim için tahin pekmez yapıyorum. Pekmezi de keçi boynuzu pekmezi, dut pekmezi, bazen üzüm pekmezi. Hani mesela normalde tek başına keçi boynuzu pekmezini yemiyorlar. Ama tahinle karışınca çok rahatlıkla gayet güzel yeniyor. O yüzden ben böyle karışımlar yapıyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Şöyle güzel yumurtamızı şekerle çırpalım. Tahin susamın kabuklarından ayrılıyor ve ondan sonra bu kabuklar ayrılmış haliyle kavruluyor ve o şekilde tahin ortaya çıkıyor ve eğer bu çifte kavruluyorsa, kavrulma işlemi çift yapılıyorsa da çifte kavrulmuş diye satılıyor. Biliyorsunuz hani iki türlü tahin var. Onun da sebebi ikinci kez kavrulduğunda mideye daha az dokunuyormuş. Daha rahat sindirilebiliyormuş. Kavrulma sebebi de buymuş. Yani ben İbrahim Saraçoğlu'nu izledim.
yarım kilo pirzoladan alacağınız proteini bir yemek kaşığı tahinden alabilirsiniz diyor. Yani gerçekten çok kıymetli bir besin. Tabii ki oranına ve kullanımına dikkat etmek lazım. Her besin gibi. Çünkü hani bu doymuş doymamış yağlar var ya. Mesela susam yağı doymamış yağ. Ve doymamış yağ oranı en yüksek olan yağymış. Yani o yüzden aslında hayatımıza daha çok katabiliriz diye düşünüyorum. Hemen şu kıymetli deminden beri övdüğüm tahinimi de koyalım. Evet, şöyle. Mesela ben kabak tatlısını da tahinli severim. Kabak tatlısını pişirip üzerine tahin, sos, üzerine de ceviz. Evet, şimdi susamını da koyuyorum ben içine. Biraz da dışını süslemek için bırakıyorum. Fındığımı da koyuyorum. Biraz da dışı için ayırıyorum. Evet, şöyle karıştıralım. Hemen bunları da koyalım. Üzerine de unumuzu koyacağız. Hem karbonat hem kabartma tozu. Evet, kabarması için çok işe yarıyor gerçekten. Ben şöyle unu da birazcık koyalım. Bakalım kendisi ne kadar un isteyecek. Aslında 2,5 su bardak un gerekiyor. Ama yine de burada hep ölçerek koyuyoruz. Evet, şöyle karıştıralım. Yani başka tahinli çörek, tahinli profiterol, tahinli kurabiye. O kadar çok kullanılıyor ki. Bir de mesela pastanelerin yaptığı tahinli çörek vardır. O da çok meşhurdur değil mi? Böyle rulo şeklinde yapılır. Üzerine susamlar. Ben onu da çok severim. Tam çay saati için mükemmeldir. Hem de güzel bir pastane yaptıysa... Yeme de yanında yat. Çok severim. Evet, şöyle güzel karıştıralım. Ben tek başına da seviyorum bu arada. Yani pek hangisi derseniz mesela bana? Pekmez mi? Tahin mi derseniz? Hani bir seçmem gerekirse tahini seçerim ben. Bazen böyle yoğurtla falan da tek başına da seviyorum. Çok lezzetli geliyor bana. Bu arada E vitamini de çok yüksekmiş içinde. O yüzden cildimize de çok faydası var. Yani... Mutfağınızdan eksik etmeyin bence bu kıymetli besini. Evet, şöyle biraz daha bir tane daha un koyalım. Tam da denk geldi. Ben bunu sosyal medyadan paylaştım. Önce evde yaptığımda. Sonra herkes tarif istedi çünkü çok güzel kabardı gerçekten. Evet, gayet güzel oldu kıvamı. Hadi koyalım artık. Ben böyle bir baton kalıp kullandım. Şöyle kenara alalım. Hatta evde sonra baktım birazcık arttı içi. Onları daha minik böyle muffin kaplarına da koydum. Burada da fazla kalırsa yine onları öyle pişiririm. Bakacağım çünkü birazcık da yer bırakmak lazım. Çünkü gerçekten çok kavuruyor. Evet, vallahi tam oldu. Şimdi biraz da sıyıracağım bunu. Evet, şöyle alalım. Hani buna büyükçe bir, bu ölçüye göre böyle büyükçe bir kek kalıbı ayarlayın kendinize. Evet, şöyle kenara koyayım. Ve evet, daha bitmedi tabii ki. Çünkü üzerine susam, bolca susam. Ve bolca da fındık yapıyoruz. Evet, fındık tozu, susam. Biz efendim 180 derece fırına gidiyoruz. Herhalde 35-40 dakikaya çıkarız. Görüşmek üzere. Evet, bir tatlı tuzun da sonuna geldik. Çok güzel bir program oldu. Nefis tahinli bir kek yaptık. Mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz. Bir de pastane pizzaları yaptık. Baktığınızda ekip şu anda sabırsızlanıyor bunları yemek için. Umarım siz de evde denersiniz. Afiyetle yersiniz. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.